Bu işlerin kökeni biraz Amerika'dan kaynaklanıyor. Oradaki fonksiyonel tıp adı altında eğitimlerle özellikle takviyelerin kullanımında ciddi bir yönlendirme söz konusu. Dediğiniz gibi COVID'in de çok önemli bir rolü var. Çünkü insanlar da COVID üzerinden bunun çok gerekli olduğunu, mutlaka magnezyum almam gerektiğini, mutlaka potasyum almam gerektiğini, mutlaka kalsiyum, mutlaka D vitamini, mutlaka çinko almam gerektiğini zannetmeye başladı. Bakın, yanlış magnezyum tedavileriyle kalbinizi durdurabilirsiniz. Santral beyninizde bazı elektriksel değişiklikler sağlayabilirsiniz. Epilepsileri, benzeri durumları tetikleyebilirsiniz. Gerçekten çok gereksiz şekilde takviye kullanımı olduğunu da söyleyebilirim. Bunları tüketeceğiz. Yani mevsimlere bakacağız. Portakal mı çıktı? Evet, portakal yemeye başlayalım. Mandalina mı çıktı? Mandalina yemeye başlayalım. Dolayısıyla mevsimsel besinleri tüketmeyi bu açıdan çok doğru buluyorum. Dolayısıyla da kişiye özeldir, kişiye özgüdür. Bunun uzman eller tarafından desteklenmesi lazım. Ama benim en iyi tavsiye edeceğim, en mantıklı yöntemlerimizi beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. Yüksek doz C vitamininin böbrekteki toksik etkisini kimse takip etmiyor. Veya fitoterapötikler adı altında, bitkisel ürünler adı altında karaciğerimize zarar vermiyor muyuz acaba? Herkese aralıklı oruç yapın diyemezsiniz. Herkese ekmeği boşu boşuna kesin demenize gerek yok. Diyabetikler kesebilir ama gluten enteropatisi ya da gluten sorunu olmayan bir kişinin ekmeği çok ciddi bir şekilde kesmesine ya da yok etmesine gerek yoktur. Herkes aralıklı oruç yapamaz ki. Çünkü sen diyabetliysen, eğer kardiyak problemleriniz, hipotansiyonsan, kalbinde yetmezlik varsa, yaşlıysan, hamileysen, bilemediğin bir immün bozukluğun varsa, belki farkında değilsin, belki kansersin ama o anda fark etmiyor, daha teşhis konulmamış ve bu sırada aralıklı oruç yapıyorsunuz. Kalp krizi de geçirirsiniz, epilepsi de geçirirsiniz, hipotansiyondan tansiyonunuz düşer, başınızı çarpar, hayatınızı da kaybedebilirsiniz.